Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek anavatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, EYT yasasının çıkmasıyla beraber yaklaşık 4,5 milyon vatandaşımızın adeta yüreğine su serpildi. Ancak 8 Eylül 1999'dan sonra sigorta girişi olanlar için büyük bir hüsran ortaya çıktı. Bir gün sonra, yani 9 Eylül 1999 tarihinde bile sigortası başlasa maalesef bu vatandaşlarımızın EYT yasası kapsamına alınmaması doğal olarak büyük bir hayal kırıklığına neden oldu. Peki 9 Eylül 1999 ve sonrasında sigortalı olanlar için emeklilikle ilgili yeni bir gelişme var mı? Evet, bununla ilgili olarak Ankara'da çok önemli bir gelişme var. Bu yayınımızda bunu size aktaracağım. Bunun yanı sıra beni yurt dışından izleyen vatandaşlarımıza da çok önemli büyük bir müjde vereceğim. Yurt dışında yaşıyorsanız bu yayın sizin için çok önemli. Peki değerli izleyicilerimiz, kademeli emeklilik mutlaka beni takip edenler biliyordur. İçinde bulunduğumuz günlerde de bunu duymuşlardır. Kademeli emeklilik nedir? 8 Eylül 1999 tarihi ve 2008 yılına kadar sigorta başlangıcı olan vatandaşlarımız bu kademeli emeklilik kapsamı içerisinde. Peki kademeli emeklilik kapsamı içerisine giren vatandaşlarımızın emeklilik yaşları ve prim gün sayıları ne olacak? Şimdi bunları açıklıyorum. 9 Eylül 1999 ile 31 Aralık 1999 tarihleri arasında sigorta başlangıcı olan SGK'lılar, Bağkurlular ve emekli sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6250 prim günü, erkekler için ise 45 yaş ve 6250 prim gün sayısı aranacak. 1 Ocak 2000 ve 31 Aralık 2000 tarihleri arasında SGK, Bağkur ve emekli sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş, 6325 prim günü, erkekler için 45 yaş ve 6325 prim günü şartı aranacak. 1 Ocak 2001 ve 31 Aralık 2001 tarihleri arasında SGK, Bağkur ve emekli sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş, 6400 prim günü, erkekler için ise 45 yaş ve 6400 prim günü şartı aranacak. 1 Ocak 2002 ve 31 Aralık 2002 tarihleri arasında SGK, Bağkur ve emekli sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6475 prim günü, erkekler için ise 45 yaş ve 6475 prim günü şartı aranacak. 1 Ocak 2004 ve 31 Aralık 2004 tarihleri arasında SGK, Bağkur ve emekli sandığı girişi olan kadınlar için 45 yaş ve 6625 prim günü, erkekler için 47 yaş 6625 prim günü şartı aranacak. 1 Ocak 2005, 31 Aralık 2005 tarihleri arasında SGK, Bağkur ve emekli sandığı girişi olan kadınlar için 46 yaş ve 6700 prim günü, erkekler için 48 yaş ve 6700 prim günü şartı aranacak. 1 Ocak 2006 ve 31 Aralık 2006 tarihleri arasında SGK, Bağkur ve emekli sandığı girişi olan kadınlar için 47 yaş, 6775 prim günü, erkekler için 49 yaş ve 6775 prim günü şartı aranacak. 1 Ocak 2007, 31 Aralık 2007 tarihleri arasında SGK, Bağkur ve emekli sandığı girişi olan kadınlar için 48 yaş ve 6850 prim günü, erkekler için 50 yaş ve 6850 prim günü şartı aranacak. 1 Ocak 2008 ve 31 Aralık 2008 tarihleri arasında SGK, Bağkur ve emekli sandığı girişi olan kadınlar için 49 yaş, 6925 prim günü, erkekler için 51 yaş ve 6925 prim günü şartı aranacak. Değerli izleyicilerimiz, EYT yasası kapsamına girmeyen ve kademeli emeklilikten haber bekleyen vatandaşlarımızın yaş ve prim günleri bu şekilde. Peki bununla ilgili düzenleme ne zaman?
nasıl onaylanacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bununla ilgili olarak bir kanun teklifi verildi mi? Bakınız, bu haktan yaklaşık 6 milyon vatandaşımız yararlanacak bu kademeli emeklilikten. Bu kademeli emeklilikle ilgili olarak kamuoyunda çok konuşulmasıyla beraber ve toplumun bir kesimi de bununla ilgili olarak büyük bir hoşnutsuzluk içerisinde olduğu için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bir rapor hazırlandı, Sayın Bakan'a sunuldu ve Sayın Bakan'ın önünde. Bu önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanı'na sunulacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın onay vermesi halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek. Muhalefet partilerinin bu konuyla ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çeşitli kanun teklifleri verdiğini biliyoruz. Ancak muhalefetin gelip Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu ve benzeri konularla ilgili olarak kanun teklifi vermesinin hiçbir anlamı yok. Kamuoyunda, YouTube'da, internet medyasında bununla ilgili çok sayıda tartışma var. Haklı olarak milyonlarca vatandaşımız ve aileleri bu yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesini ve bununla ilgili de kararın alınmasını bekliyorum. Ancak AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi onay vermedikten sonra meclisteki salt çoğunluğu düşündüğümüz zaman herhangi bir yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan geçmesi mümkün değil. Benim şahsi fikrimi soracak olursanız, bununla ilgili olarak cepte tutulan bir yasa tasarısı var. Ne zaman ki siyasi şartlar olgunlaşır, Türkiye'nin şartları, evet bu 6 milyon vatandaşımızı biz eğer emekli etmezsek çok oy kaybederiz noktasına gelirse, o zaman bununla ilgili adım net bir şekilde atılacak. Bakınız, EYT yasası için de aynı şey söz konusuydu. Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı, dedi ki biz bu EYT yasasını çıkartamayız dedi. Ancak bir sonraki seçimde hepimiz gördük, yaşadık ve milyonlarca vatandaşımız bizzat emekli maaşını alarak anladı ki Türkiye'de bir şeye hayır deniliyorsa siyasi çevreler tarafından bir sonraki seçimde bunlar değişebiliyor. Yani hayırlar evet olabiliyor. O nedenle kademeli emeklilik kapsamı içerisinde olan tüm vatandaşlarımızın umudu haklıdır. Bu haklarının da kendilerine verilmesi gerekiyor. Ya düşünebiliyor musunuz? 8 Eylül 1999 tarihinde bir vatandaşımız sigortalı olmuş emekli oluyor. 9 Eylül'de sigorta girişi olan bir vatandaşımız emekli olamıyor. 2008 tarihine kadar, 2008'de dahil olmak üzere bu kademeli emeklilik statüsüne giren, bu kapsama giren tüm vatandaşlarımızın anasını sütü kadar helaldir bu emeklilik. Birine var, birine yok, olmaz. Bunu siyasetçiler de benden senden iyi biliyorlar. Arkadaşlar, şu anda konuşulan, kamuoyunda tartışılan konunun özeti bu. Bunun dışında internet sitesinde işte kademeli emeklilik yasası çıktı, çıkıyor falan, bunların hiçbirinin hiçbir önemi yok. Net bilgi bu anlattıklarım. Evet, şimdi geldik değerli izleyicilerimiz, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza iki tane büyük müjde vermeye. Türkiye'de geleceğinizi garanti altına almak istiyor musunuz? Benim de, eşimin de, çoluk çocuğumun da Türkiye'de geleceği garanti altında olsun diyor musunuz? Eğer bu dakikadan sonra cevabınız evetse beni lütfen bu videonun sonuna kadar izleyiniz. İki tane hayatınızı değiştirecek, dünyanın neresinde olursanız olun geleceğinizi garanti altına alacak iki tane büyük fırsatı hemen şimdi size anlatıyorum. Bunlardan bir tanesi, Türkiye'de nasıl emekli olacaksınız? Yurt dışında yaşayanlara sesleniyorum. İkincisi, Türkiye'de olmazsa olmaz bir ev sahibi olmaktır. En ucuza nasıl ev sahibi olunur, nasıl arsa sahibi olunur, bunları anlatacağım. O nedenle 40 yılda bir ayağınıza gelen iki tane büyük fırsat. Şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Eğer siz de Türkiye'de benim de bir arsam olsun, benim de bir evim olsun,
Ben biriktirmiş olduğum paraları Türkiye'de değerlendirmek istiyorum ve yapacağım yatırımla paramın artmasını istiyorum diyorsanız çok çok önemli bir fırsatı bu ekrandan sizlerle paylaşacağım. Kıymetli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Türkiye'de en çok gelir getiren, paranıza para katan yatırım aracı arsa. Bugün anavatanımız Türkiye'nin cennet köşelerinden bir tanesi olan Çanakkale'de, Assos'ta, biliyorsunuz Assos tarihi değeri çok yüksek olan bir yer, denizi olan, doğası olan, Kaz Dağları'nın eteği, dünyada oksijeni en yüksek, en sağlıklı noktalardan bir tanesi. Şimdi siz burada bir yatırım yapmak istiyorsanız lütfen bu dakikadan sonra anlatacaklarımı sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Beni izledikten sonra da lütfen bu videoyu eşinize, dostunuza gönderiniz. Bakın değerli izleyicilerimiz. Arsa Türkiye'de en çok kazandıran yatırım araçlarından bir tanesi. Yok faiz, yok araba, bunların hepsi gelip geçici. Nitekim görüyorsunuz kıymetli izleyicilerimiz, araba fiyatları yükselmişti, şimdi geriye doğru geldi. Şimdi millet faizle biraz oyalanıyor. 2-3 ay sonra bu da kalmayacak. Bu arada arsaların fiyatları artmaya devam ediyor. Kapıkule'den girdikten sonra 3 saat, İstanbul'dan 3 saat, İzmir'den 3 saat, Bursa'dan 2,5 saat uzaklıkta olan, bu dünyanın en önemli turizm noktalarından bir tanesi olan Assos'ta 500 metrekareden 25 dönüme kadar arsalar var. İşte şimdi bu bölgenin, Assos bölgesinin en büyük arsa projesini buradan açıklıyorum. Assos arsa. Kıymetli izleyicilerimiz, siz İsterseniz bu arsaya ev yapabilirsiniz, yani imarlı. Alır almaz hemen tapuya sahip oluyorsunuz, tapu devriniz yapılıyor. Bu arsada geniş bir bahçeniz olacak. Ekin, biçin, oturun. Sevdiklerinizle, ailenizle birlikte güzel zamanlar geçirin. Geleceğinize, yarınınıza dair adım atın. Üstelik burası o kadar önemli bir nokta ki, özellikle yaz aylarında dünyanın her yerinden turistlerin akın akın gelmiş olduğu bir yer. Özellikle İngilizlerin ve Almanların çok büyük rağbet göstermiş olduğu, bölgedeki önemli, değerli arsaları, evleri toplamış olduğu bir nokta. Çünkü doğa var, deniz var, zeytin var. Yani şunun için zeytin var diyorum, biliyorsunuz. Zeytin ağaçlarının olduğu yerlerde hava muhteşemdir. Özellikle de akciğeri ile ilgili sorunu olanlar, solunum sorunu olanlar bölgeyi daha çok tercih ediyor. Yani bölgenin havasının ne kadar temiz olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Midilli Adası hemen karşınızda. Dünyanın en önemli plajlarından bir tanesi olan Kadırga Koyu, Kadırga Plajı yine şu anda yeni ilk kez satışa çıkan Assos Arsa projesinin dibinde. Artık sizin de Türkiye'de eviniz olabilir, arsanız olabilir. Eşinizle, çoluk çocuğunuzla birlikte burada güzel yarınlara kavuşabilirsiniz. Türkiye'ye gittiğiniz zaman ister deniz, ister doğa, isterseniz sevdiklerinizi ağırlayabileceğiniz, ev yapabileceğiniz bir arsayı, büyük bir projeyi anlatıyorum. Bu proje Assos'un en büyük projesi. 500 metrekareden 25 dönüme kadar arsalar var. Özellikle bakın değerli izleyicilerimiz, eşiniz, dostunuzla birlikte bu projeden yararlanabilirsiniz. Yan yana ya da ortak bir şekilde bu arsaları alarak yarın öbürsü günde ev yapmak istediğiniz zaman komşunuz, tanıdığınız insanlar olur. O nedenle mutlaka tavsiye ediyorum. Sizin tercihinizde kalmış bir şey. İster 500 metrekare alırsınız, ister 1000 metre, 1500 metrekare ya da 2000, 3000, paranıza göre kazanabilirsiniz. Bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Bizim kanalımızın güvencesi altında, bakın Emekli TV ve Türkçe Haber'in güvencesi altında, %100 güvenilir. Hiç gözünüzü kırpmadan, en ufak bir şüpheniz dahi olmadan adımınızı atabilirsiniz. Ben bu ekrandan özellikle de yurt dışında yaşayan vatandaşlarıma sesleniyorum. Bu fırsat bir daha gelmeyecek. Bu arsalardan kim alırsa bize dua edecek. Bakın net söylüyorum size. 500 metrekaresi 1 milyon 600 bin TL. Bölgede bu fiyata yok. Bu fiyat sadece ve sadece satışa yeni çıktı diye
Açıklanan fiyat arkadaşlar. Peki siz dünyanın dört bir yanındasınız. Bu arsayı nasıl alacaksınız? Vaktiniz varsa binin uçağa gidin. Ekranın altında şimdi telefon numaralarını görüyorsunuz. +90 505 937 5757 WhatsApp'tan hemen arayabilirsiniz. Dünyanın neresinden olursanız olun şimdi arayabilirsiniz ve Asos Arsa ekibiyle hemen görüşebilirsiniz. Daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Özellikle altını tekrar çiziyorum. Kendiniz de alabilirsiniz. Eşiniz, dostunuz da birleşerek yan yana komşu da olabilirsiniz. Şimdi bazı vatandaşlarımız bana şunu soracak. Biliyorum. Ya biz Fatih Bey Almanya'dayız, Fransa'dayız, Amerika'dayız, Kanada'dayız, Avustralya'dayız. Nasıl Türkiye'ye gidip bu fırsattan yararlanacağız? Vaktimiz yok diyebilirsiniz. Doğru, haklısınız. Siz yaşamış olduğunuz ülkede konsolosluğa gidip arsayı satın alma vekaleti gönderdiğiniz zaman Asos Arsa ekibi sizin adınıza tüm işlemlerinizi yapacak ve sizin tapunuzu evinize gönderecek. Ya da Türkiye'de bir tanıdığınız, eşiniz, dostunuz varsa onları da gönderebilirsiniz. Aşağıdaki telefon numaralarıyla irtibata geçebilirler. İmarlarsalar yani ev yapabilirsiniz. Tarla değil buralar. Yola sıfır. Önünden asfalt geçiyor. Elektrik, su, internet, altyapıyla ilgili hiçbir sorunu yok. O kadar değerli bir yerden arsanız olacak ki daha yaz ayları gelmeden bana dua edeceksiniz. Çünkü her geçen gün değeri artacak. Tekrar ediyorum, bu fırsattan özellikle de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum. Kıymetli izleyicilerimiz, herkesin hayali müstakil bir evinin olması. Gayet normal. İşte sizi hayallerinize kavuşturacak olan fırsat ayağınıza geldi. Bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Doğaysa doğa, denizse deniz, temiz havaysa temiz hava, ne ararsanız bu projenin içerisinde. Eğer sizler daha detaylı bilgi almak isterseniz aşağıdaki telefon numaralarıyla ya da şu anda yine ekranın altında görmüş olduğunuz internet sitesine girerek okuyabilirsiniz. Yine irtibata geçebilirsiniz. %100 bizim garantimiz altında, yani Türkçe Haber ve Emekli TV'nin garantisi altında. Gözünüz kapalı bir şekilde bu büyük fırsattan yararlanabilirsiniz. Bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Şimdi bazı izleyicilerimiz bana şu soruyu soracak. Biliyorum. Fatih Bey, tamam, 500 metrekare arsamız var. Ben içerisine tiny house koyabilir miyim? İster ev yap, istersen daha hızlı olsun diyorsan tiny house da yapabilirsin. Yine bazı izleyicilerimiz bana soracak, biliyorum, içerisine çelik ev yapabilir miyim? Burası zaten imarlı bir yer. Yani ev yapma izni olan bir yer. Çelik evde yapabilirsin. İster inşaat yap, ister tiny house koy, istersen çelik ev yap. Bu sana kalmış bir şey. Sen neyi tercih ediyorsan onu yapabilirsin. Şimdi bazıları yine bana şunu soracak. Ya Fatih Bey, burası çok güzel, hoş. Arsanın da zaten %100 kazandırdığını biliyoruz diyeceksiniz. Biliyorum, çünkü Türkiye'de arsanın ne olduğunu eğer bilmiyorsanız eşinize, dostunuza Türkiye'yi arayarak sorun. Ne kadar çok kazandırdığını anlayın diye söylüyorum. Eğer siz ben ev sahibi olmak istiyorum ama evi yapamam diyorsanız, böyle bir vaktim yok diyorsanız, yine şu anda ekran altındaki Asos Arsa ekibini arayarak ben ev yapmak istiyorum, bana yardımcı olur musunuz derseniz Asos Arsa ekibi sizin gözünüzün hiç arkada kalmayacağı şekilde evinizin projesini hazırlayacak ve evinizin inşaatını yapacak. Anahtarınızı da siz Türkiye'ye gittiğiniz zaman size teslim edecek. Bu kadar basit. Daha ne olsun? Bu fırsattan özellikle benim kanalımın izleyicilerinin, özellikle de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın istifade etmesini istiyoruz. Hemen tapu. Buralar tarla değil, arsa. Bak, altını çiziyorum. Yani ev yapabilirsiniz. Bu bölge ana vatanımız Türkiye'nin en önemli turizm tatil noktalarından da bir tanesi. Siz evinizi yaptıktan sonra yaz kışta yaşayabilirsiniz. Hepimiz bir gün zaten arkadaşlar, hayalimiz doğada evimizin olması, denize yakın olalım, eşimiz dostumuz geldiği zaman evimizde ağırlayalım gibi hayallerimiz hepimizin var. Çoluk çocuğumuzla beraber, torunlarımızla beraber bir evimiz olsun, bu evde yaşayalım. Herkesin umudu, hayali. Artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Özellikle de şunun altını tekrar çiziyorum. Eşiniz, dostunuzla birlikte alabilirsiniz. Bu arsalar yeni satışa çıktığı için yan komşunuzu seçebilirsiniz. Birleşin, birlikte gelin, alın. Bak, bu kadar basit.
Bugün alacağınız bu arsanın hemen yanında bölgenin en lüks projelerinden bir tanesi, otel projesi başlayacak ve bu otel öyle büyük, devasa bina falan değil, tek katlı villalardan oluşan bir otel projesi başlayacak. Bunu niye anlatıyorum? Arsanızın değeri daha çok artacak. Bu fırsattan bizim kanalımızın izleyicilerinin yararlanmasını istiyorum. Artık düşünmeyin. Ekranın altında görmüş olduğunuz telefon numaralarından hemen irtibata geçebilirsiniz. Yine tekrar ediyorum, %100 benim güvencem altında. Yani Türkçe Haber ve Emekli TV'nin garantisi altında alıyorsunuz. Gözünüz kapalı alabilirsiniz, emin olabilirsiniz. Türkiye'ye gitme imkanınız varsa gidin, yoksa da irtibata geçin. Kanalımızı izlediğinizi söyleyin. Telefona çıkacak olan görevli arkadaşlarımız hemen size yardımcı olacaklar ve sizi arsa sahibi yapacaklar. Yarınınızı şimdiden planlayın. Yoksa yarın öbürsü gün bu arsaların fiyatı 3'e 4'e katlayacak. Bakın, net söylüyorum size. Bu fırsatı kaçırmayın. Bu fırsat 40 yılda bir ayağınıza gelecek. Vaktiniz varsa Türkiye'ye gidin, görün. Eğer vaktiniz yoksa da hemen irtibata geçin. Ben size söylüyorum, Türkiye'ye gitmenize de gerek yok arsa sahibi olmak için. Bir vekaleti göndereceksiniz arsa sahibi olması için. Siz bu vekaletle tapunuzu alacaksınız. Hemen tapu arkadaşlar. Hemen tapu. Bunun altını çiziyorum. %100 güvenilir. En ufak kafanızda soru işareti olmasın. Daha detaylı bilgi almak istiyorsanız irtibata geçtiğiniz arkadaşlarla konuşun. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Evet, arsa konusu bu. Detaylı bir şekilde her şeyi anlat. Şimdi geldik daha önemli bir konuya. Emekli maaşı nasıl alacaksınız? Neden önemli? Ömrümüzün sonuna kadar bizim cebimizdeki para, garanti para. Şimdi sözü fazla uzatmadan nasıl emekli olacağınızı anlatıyorum. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, benim de Türkiye'de bir emekli maaşım olsun, eşimin de bir emekli maaşı olsun diyorsanız ve gelecekte kendinizi yine garanti altına almak istiyorsanız Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Üstelik geçmişte Türkiye'de hiçbir şekilde sigorta girişiniz olmasa dahi Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Çocuğu olan hanımefendiler, özellikle sizler daha kolay emekli oluyorsunuz. Mavi kartlılar, pembe kartlılar, çifte vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, hepinizin Türkiye'de emekli olma hakkı var. Üstelik geçmişte sigortalı olma zorunluluğunuz yok. Hanımlar şunu söyleyebilir. Ya ben işte Almanya'da yaşıyorum, Fransa'da yaşıyorum, Hollanda'da yaşıyorum, burada da çalışmıyorum. Hanımlar, yaşamış olduğunuz ülkede çalışmasanız dahi Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Şimdi diyeceksiniz ki ya Fatih Bey, ben yol yöntem bilmem, dünyanın başka bir ucunda yaşıyorum. Ben bu işlemleri nasıl yapacağım? Evet, şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz telefon numaralarıyla hemen irtibata geçiyorsunuz. WhatsApp'tan şu mesajı atıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atıyorsunuz. Arkadaşlar, size randevu verilecek. Randevu günü Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları sizin en kolay bir şekilde emekli olabilmeniz için tüm bilgileri alacak. Daha sonra sizin için özel bir çalışma yapacak. Devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı çıkartacak. Size ikinci bir randevu verilecek. İkinci randevu da yine WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde, yani sizin bu hizmeti almak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. WhatsApp'tan uzmanlarımız sizi görüntülü bir şekilde arayacak, görüşeceksiniz ve sizin en kolay, en çabuk, en kısa yoldan nasıl emekli olacağınızı anlatacaklar ve ardından da yine sizin Türkiye'ye herhangi bir şekilde gitmenize gerek kalmadan tüm müracaatlarınızı, başvurularınızı bizim uzmanlarımız yapacak. Biliyorsunuz Türkiye'deki emeklilik sistemi şöyle: yanlış bir form doldurursanız, eksik bir evrak verirseniz devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkacak, alacağınız maaş yarıya düşecek. Hayatta bir sefer olan bir şey için mutlaka uzmanından danışmanlık alacaksınız. Arkadaşlar, danışmanlık sadece bizim kanalımızın izleyicilerine özel, bir kişi için 150 euro. Bitti mi? Hayır. Eğer eşinizle, dostunuzla birlikte, bir tanıdığınızla birlikte iki kişi en az danışmanlık almak isterseniz
%50 indirim hakkınız oluyor. Yani iki kişi normalde 300 euro ödemesi gerekirken 225 euro ödeyeceksiniz. Aile indirimleri var. Daha kalabalık bir şekilde bu hizmetten faydalanırsanız eşinize, dostunuza daha büyük indirimler var. Yani 2-3 kişinin yemek parasına siz geleceğinizi garanti altına alacaksınız. Kıymetli izleyicilerimiz, bugün Türkiye'ye gidiyoruz desek en az 2-3 bin euro para harcarız. Uçak bileti gitti geldi. Gitsek ne yapacağız? Sistemi bilmedikten sonra kapı kapı dolaşırız. Onun için hayatta bir sefer olan bir şey için mutlaka uzmanından, altını çiziyorum, danışmanlık alacaksınız. Ve üstelik sadece bir kişi için 150 euro. Bu fırsat bir daha gelmeyecek. Kapı kapı gezme dönemini bitiriyoruz. Yanlış emeklilik müracaatları yapılma dönemini bitiriyoruz. O nedenle lütfen aşağıdaki bu telefon numaralarıyla irtibata hemen şimdi geçin. WhatsApp'tan ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye hemen mesaj atın. Artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Evet, dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun. Avustralya'dan Amerika'ya, Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İngiltere, Avusturya, Belçika, İtalya, İspanya, Yunanistan, nerede yaşadığınızın hiçbir önemi yok. Suudi Arabistan, Katar, nerede olduğunuzun bir önemi yok. Yurt dışında ikametgahınız varsa hemen bizimle irtibata geçin. Uzmanlarımız sizin en kolay şekilde Türkiye'de nasıl emekli maaşınıza kavuşacağınızı çalışacaklar, anlatacaklar ve müracaatınızı yapacaklar. Bu kadar basit. Artık düşünme zamanı değil. Ali bunu dedi, Veli bunu dedi. Dönemi bitti arkadaşlar. Kendiniz için, eşiniz için adım atın. Gençler, sizlere sesleniyorum. Gelecekte bir gün gelecek diyoruz. Siz de emeklilik planlaması yaptırabilirsiniz. Yani gelecekte en kolay şekilde nasıl emekli olacağınızı öğrenmek için bu danışmanlığı alabilirsiniz. Yine gençler, anneniz babanız için bu hizmetten mutlaka yararlanın. Altını çiziyorum. Anneler babalar çocuklarının pek parasına kıyamazlar. 2-3 kişinin yemek parasına annenize babanıza danışmanlık alın, hediye edin. Üstelik Türkiye'ye gitmelerine gerek yok. WhatsApp'tan uzmanlarımız görüntülü bir şekilde randevularını verecek. Kendileriyle uzmanlarımız görüşecek ve tüm işlemlerinizi yapacak. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Evet, kıymetli izleyicilerimiz, iki tane müjdeyi verdim. Artık karar sizin. Geleceğinizle ilgili adım atarsınız, atmazsınız. Bak, ikisi de garanti, paranız cebinizde ve geleceğinize dair önemli iki tane adım. O nedenle bu video, bu yayın çok çok önemliydi. Buna inanıyorum. Bugüne kadar emekli olan, maaşlarını alan çok sayıda vatandaşlarımız var. Hepsine bize göstermiş oldukları güven için çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. İşlemleri devam edenler var. Kısa bir süre sonra onlar da emekli maaşlarına kavuşacaklar. Herkese güzel bir gelecek diliyoruz. Sağlıklı, mutlu bir şekilde sevdiklerinizle birlikte güzel yarınlarınız olsun. Hoşça kalın.